Günaydın değerli TV 262 izleyicileri. Manşetler programıyla karşınızdayız. Sesimiz ve görüntümüz kime ulaşıyorsa herkese sevgiler, saygılar, hürmetler. Evet değerli izleyiciler, yeni bir hafta. Ekim ayının artık ortasını açtık. Ekim ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kuruluşunun yıl dönümünü kutlayacağız. 29 Ekim'de onun heyecanına yaklaşıyoruz ve İyi bir hafta dilekleriyle manşetler programına başlıyoruz. Bugünkü programımızda 6 il gazetesi, 4 ilçe gazetesi ve köşe yazarlarıyla karşınızda olmaya çalışacağız. Gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Gazetelerin hafta sonu manşetleri, bugün attığı manşetleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız değerli izleyiciler. Şunun altını çizelim. Yoğun bir hafta sonunda yaşadığımızın belirtelim. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il istişare kurulu toplantısı vardı. Hemen akşam saatlerinde ise İzmit Belediyesi'nin önünde Ekrem İmamoğlu ile Fatma Kaplan Hürriyet'in buluşması vardı. Böylesi bir farklı cumartesi günü yaşadı İzmit ve diğer konularda çok daha farklı olarak da yine karşımızda yer alacak ve onların yorumunda yapmaya çalışacağız. Gazetelerin attığı manşetler doğrultusunda sizlere bilgi ulaştırmaya çalışacağız. Hemen bakalım. Tabii ki ülkemizin gündemi Barış Pınarı'nı harekatı ve Barış Pınarı harekatının ara verilmesinin bugün 4. günündeyiz. Çekilmeler zaman zaman farklı yerlerden oluyor diye bir bilgiler ulaşıyor. Yine taciz atışlarının yapıldığı bilgisi ulaşılıyor. Bir askerimiz bu taciz atışı sonrasında şehit oldu. Onun da dün altını çizelim ve umarız bu ara verilmesi sonrasında bizim istediğimiz noktaya terör örgütlerinin geri çekilerek bizim istediğimiz güvenli alanın oluşması gündeme gelir ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek. Rusya lideri Putin'le oturacak, bu konuları değerlendirecek ki son dönemin yaklaşık işte bizim Barış Pınarı Harekatımız devam ederken oynanan oyunun baş mimarı olan Putin ki Rusya lideri şu anda bütün kartları yeniden kaldırdı ve o oyunu oynatıyor Suriye'de. Onu da altını çizelim. Ama şu çok net bir şekilde bizim istediğimiz noktaya gelinilmesi çok 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 önemli diyoruz. Önemli olan masada bu konuların çözülmesi de yine bir başka artı. Çünkü askerlerimizin şehit olması gerçekten hepimizi çok 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 üzüyor. Bu nedenle çok daha farklı olmalıyız diye düşünüyoruz bu konuda. Umarız herhangi bir sorun çıkmadan istediğimiz serbest bölgeyi oluştururuz ve oranın güvenliğini de koruyarak daha huzurlu bir sınır bölgemizi ile karşı karşıya kalırız diye düşünüyoruz. Evet, gelelim yerele. Derince'de görev yaptığı camide müezzin intihar ederek yaşamına son verdi. Çok ilginç bir intihar. Biraz sonra gazetelerde, manşetlerde var. Bunları sizlerle paylaşacağız. Gölcük'te eşiyle kavga etti. Üzerine benzin döktü, kendisini yaktı. Son anda kurtardılar ama vücudunda ciddi derecede yanık var ve hastaneye kaldırıldı. 58 yaşında bir avukat. Kentimizde birçok kişime dokunan, birçok insanlarla, birçok kişiyle, birçok kurumla bir diyaloğu olan, sevilen sayılan Turgay Kahraman ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Ve bugün ikindi namazı sonrasında Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bir dönem birlikte çalışmıştık TV41'de. Evet, akşam haberlerini yani gece haberlerini sunuyordu. Akşam haberlerinin sonrasında gece saat 11.30'da başlayıp 12-15'e veya yarıma kadar süren bir süreçte günün toparlamasını yapan farklı bir konseptle o dönemde yaygın medyada bile çok az kanalda olan gece haberlerinin değerlendirmesini, ana haber bütünü sonrasındaki yaşananları izleyiciyle buluşturuyordu. Gülümser Ayhan da birlikte bu programı gerçekleştiriyordu. Birlikte çalışmıştık. Daha sonra dostluğumuz devam etti. Bir hastalığa yakalanmıştı. Kurtulamadı. Aramızdan ayrıldı. Kahraman ailesine başsağlığı diliyoruz ve bugün ikindi namazı sonrasında Fevziye Camii'nde cenaze namazında kılınacağının altını bir kez daha çiziyoruz değerli izleyiciler. Üzüntülü bir haberi sizlere ne yazık ki paylaşmak zorunda olduğumu da belirtiyorum. Bunlar hayatımın gerçeği ve bunları
yeri ve zamanı geldiğinde paylaşıyoruz. Şimdi şunun altını çizelim. Birçok konu var. Birçok konuyu sizlerle paylaşacağız. Verilen mesajlar var. Verilen bu mesajların yazdığım bir köşesi var. İlerleyen bölümlerde sizlerle bunları paylaşacağız. Ama bir spor olayına da bir bakalım. Kadın Basketbol Süper Ligi'nde temsilcimiz İzmit basketbol takımı Beşiktaş'ı İstanbul'da 89-88 yenerek geçtiğimiz hafta bir sayıyla kaybettiği karşılaşmanın adeta bir revanşını aldı da diyebiliriz. Bu karşılaşma da uzatmaya gitti ve uzatma normal süresi 81-81 berabere bitti. Uzatma 5 dakikalık uzatma diliminde İzmit basketbol takımı 89-88'lik skorla maçı kazanmasını bildi. Kutlayalım basketbol takımını ama basketbol takımıyla ilgili farklı farklı değerlendirmeler var. Şunun altını çizelim. Ne olursa olsun Türk basketbol takımı bu. Dışarıdan 3 yabancı oynatılıp oynatmamak, 3 yabancı ile olup olmamak gibi bir kural var. Ve bu kuralı sahada da 3 yabancı ile ilk 5 içerisinde oynatabiliyorsunuz. Ama bir Türk takımının kaptanı Türk olmalı. Dışarıdan getirdiğiniz İngiliz basketbolcu bu takımın kaptanlığını yapmamalı. Benim buradan bir önerim. Artı koçun İngilizce bilmemesi. Bu da bir soru işareti. Şimdi siz ne kadar anlatırsınız anlatın ki artık özellikle kadın ve erkek basketbolda ki Süper Lig'de bir mücadele ediyorsanız koçunuzun yabancı dil bilmesi gerekiyor. Çünkü yabancılarla oynuyorsunuz. Bugün bakın Türk koçlarına erkek basketbol liginde hepsi İngilizce konuşuyor molalarda. İngilizce talimat veriyor. Çünkü hepsi İngilizce, yabancı oyuncu. Burada da 3 yabancı oyuncu var. Birisi tercüme ediyor molalarda veya antrenmanlarda. Bu da yine şikayetler arasında yer alan bir dipnot. Farklı farklı duyumlar var. Onları daha sonra paylaşırız. Ama o duyumların dışında bu iki tane nokta önemli. Koçun İngilizce bilmemesi ve takımın kaptanının Türk olmaması. Türk oyuncular da var bu takımın içerisinde. Neden İngiltere'den getirdiğiniz oyuncuyu kaptan yapıyorsunuz? Bu da bir soru işareti. Buradan değerli menajerimize, Cengiz Kahraman'a ve kulüp başkanını buradan uyaralım, söyleyelim. Bu bizim bize gelen şikayetleri sizlerle paylaştığımızı söyleyelim. Gelelim Kocaspor noktasına. Değerli izleyiciler, Karşıyaka'da giden taraftar ne yazık ki boynu bükük döndü. Kocaspor taraftarı 1-0'lık skorla Kocaspor Karşıyaka karşısında İzmir'de deplasmanda yenildi. Şimdi geçtiğimiz hafta 4-0'lık alınan galibiyet sonrasında buradan Süper Lig mesajları verilmeye başlamıştı. Kim veriyordu bunu? Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ağzından gazeteler Süper Lig'e birlikte çıkacağız mesajları veriyordu. Ben de şurada onun geçen hafta şu yorumu yapmıştım. Hele bir durum bakalım. Önce bir ikinci lige çıkalım. İkinci ligden birinci lige çıkalım. Birinci ligden Süper Lig'e çıkılır diye altını çizmiştim. Şimdi aldığımız yenilgi sonrasında şimdi teknik heyet istifa, yönetim istifa demeye başladı taraftarlar. Şu ana kadar hemen bakıyorum bir Engin Korakır konusunda bir istifa söz konusu mu veya böyle bir durum gelmiş mi? Resmi hesapta böyle bir durum yok. Ama dün akşam sosyal paylaşım sitelerinde Engin Korakır'ın istifa ettiği konusunda da açıklamalar veya görüşler ortaya çıkmıştı. Tabii ki konunun yönetim kurulunun vereceği bir karar. Yönetim kurulunun resmi olarak açıklama yapmaması sonrasında biz kalkıp istifa etti diyemeyiz. Ama taraftar teknik direktör Engin Korakır'ın istifasını istiyor. Bu doğru bir iş mi? Doğru bir değerlendirme mi? Bunu kamuoyu çok farklı şekilde yapıyor. Ama spor kamuoyunda şu çok nettir. Siz planladığınız her şeyi, transfer tahtası açıldı. Teknik heyet ve yönetim birlikte yaptı transferleri. Bu takımı teknik heyet çalıştırıyor. Teknik heyetin verdiği taktikle bu takım çıkıp mücadele ediyor. Ve Karşıyaka'ya 1-0'lık yenilgi sonrasında istifası isteniyor. Bu bir sonraki adım bunun yönetim istifadır. Bunun altını çizelim. Başarı böyle bir şey. Çünkü bu kenti şampiyon olmak konusunda siz sezon öncesinde demeçler verdiniz. Gerek yönetim başkan Hüseyin Üzülmez, gerekse teknik direktör Engin Korakır. Bu takım şampiyon olacak dediniz. Geldiğimiz nokta bu. Üçüncü sıradayız. Puan farkı 5'e çıktı. Liderle ve biz
bir galip, bir mağlup, bir beraberlik, bir mağlubiyet şeklinde gidiyoruz. Bir şampiyonluğu oynayan takım bu sonuçları alamaz. Şampiyonluk mesajı vermezseniz olay daha farklı şekilde değerlendirilebilirdi. Buradan bunun altını çizelim. Belediyelerince spor kendi sahasında Fethiye Spor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu ki Koca Spor'un rakibidir Fethiye Spor. Altındağ Belediye Spor karşısında Darıca Gençler Birliği ki 3. grupta 3. ligde 1-0'lık skorla kazanarak liderliğini sürdürdü. Gölcük Spor kendi sahasında Nevşehir Belediye Spor'u 1-0'lık skorla yenerek yine galibiyet 3 puanla haftayı kapattı. Değerli izleyiciler, geliyoruz cumartesi pazar gazetelerin hangi manşetlerle çıktığına. 19 Ekim 2019 cumartesi günkü Özgür Kocaeli gazetesinin manşeti. İzmit'in kanayan yarası halk evi binası için üst başlığıyla onarım kararı kesinleşti. Halk evine yeşil ışık şeklinde bir manşet çıkmıştı gazete. Kültür ve Turizm Bakanlığı ihale açacak. Onarım tamamlanana kadar halk evi 50. yıl okulunun binasında hizmet verecek şeklinde de haberin ayrıntısı var. Ama buna karşılık bugün bizim Kocaeli gazetesinin biraz sonra okuyacağım farklı bir haberi var. Tabii ki bizim Yaka gazetesi bakalım bu konuda nasıl bir manşet atmış, onu da biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Pazar günü nasıl bir manşete çıkmış Özgür Kocaeli gazetesi? Fuar ve tramvay müjdesi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın Adalet ve Kalkınma Partisi İl İstişare Kurulu'nda yaptığı konuşmadan alıntı bu. Ya zaten tramvay müjdesi verilmişti. Bu yeni bir şey değil. Yani tramvayın kuruluş yaşama tarafına ve şehir hastanesine stada karşı gidecek şeklinde verilmişti zaten. Bu müjde değildi. Ama fuar yeni bir başlangıç. Fuar alanı ve diğer kamuya ait bölümler bedelsiz Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Bu bir müjde olabilir ama tramvay bir müjde değil diye altını çizelim. Kocaeli Gazetesi'ne gelelim. Cumartesi günü İstinaf Mahkemesi kararı bozdu. Tüysüz kardeşler yeniden yargılanacak şeklinde bir manşetle çıkmıştı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı bozuldu. Dosya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma 6 Kasım'da görülecek. Daha evvelki karar 5'er yıl ceza almışlardı. Bu bozuluyor ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tekrar dosya iade ediliyor tüysüz kardeşler konusunda. Pazar günü nasıl bir manşete çıkmış Kocaeli Gazetesi? İzmit'te Ekrem İmamoğlu coşkusu manşeti var. Ve hemen altındaki haberle çıkmıştı. Farklı bir gazetecilik yapmıştı Kocaeli Gazetesi pazar günkü birinci sayfasında. Tahir Büyükakın'dan 4 önemli mesaj diye de bir altında yine İl İstişare Kurulu'nda yapılan açıklamadan mesajları 4 madde olarak vermişti. Tramvay hattı şehir hastanesine kadar uzayacak. İzmit, Gölcük ve Gebze'ye millet bahçesi yapılacak. Metro inşaatının devir sözleşmesi imzalandı. Dilovası kömürcüler OSB kaldırılacak şeklinde 4 maddeyi de bu şekilde vermişti. Kocaeli Gazetesi pazar günü manşetinde. Tabii ki saat 17'de geldi Ekrem İmamoğlu İzmit'e. 17'yi geçiyordu hatta konuşmasına da başladığında. Ama gazete kendi matbaası olduğu için bekletiyor ve haberi manşetten veriyordu. Pazar günü Ekrem İmamoğlu'nun cumartesi günü İzmit'e gelişiyle ilgili diğer gazetelerde tek satır bile haber yoktu değerli izleyiciler. Bugün var mı? Bugün daha küçük görmüşler. Çünkü pazar günü Kocaeli Gazetesi hepsine haber atlatmış. Bu da gazeteciliğin farklı bir keyfi. Ha belki Ekrem İmamoğlu, Fatma Kaplan, Hürriyet birilerine ters gelebilir. O yüzden de kullanılmış olabilirler. Onu bilemem. Ama benim gördüğümle pazar günü bu haberi veren tek gazete Tanzer Öner'in yönetimindeki Kocaeli Gazetesi'ydi. Diğer 5 il gazetesi bununla ilgili tek satır bile haber vermedi. Bunu da altını çizelim. Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne geliyoruz. 19 Ekim cumartesi günkü manşetinde büyük başarı şeklinde bir başlık kullanmış. Nedir bunun içeriği? Vali Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinasyonunda başlatılan kadın sağlığı projesinde görev alan başarılı personele belge verildi. Bununla ilgili töreni fotoğraflarıyla büyük başarı şeklinde bir vermiş. Evet. Sayın Valimizin eşi Hülya Aksoy'un yaptığı sağlık konusunda çok önemli bir çalışma var. Bu çalışmada emeği geçenlere belge veriliyor. Belki onlar o belge verilen kişiler görevini yapıyor. Sağlık konusunda yapılan bir çalışma ama böylesi çalışmalara da teşvik amacıyla ve daha çok çalışılması amacıyla belge verilmesi de önemli diye altını çizelim.
Pazar gününkü manşetine gidiyor Demokrat'ın müjde yağmuru şeklinde yine Tahir Büyükakın'ın İl İstişare Kurulu toplantısında yaptığı konuşmadan bir manşet çıkartılmış müjdeler diye. Ama bakıldığında sadece ben tek bir müjde olduğunu söylüyorum. Fuar alanını ve fuar alanını ve sahil şeridinin Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi, diğerleri zaten bilinen, konuşulan ve büyük ölçüde tamamlanmış çalışmalardı. Çağdaş Kocaeli Gazetesi nasıl bir manşet atmış Cumartesi günü? Enerjiyi konuştular. Evet, 5. Enerji Verimliliği Kongresi ve Sergisi Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Bununla ilgili bir manşet kullanmış. Enerjiyi konuştular şeklinde Çağdaş Kocaeli Gazetesi Cumartesi günü. Pazar günü ise artık ahbap çavuş dönemi bitti şeklinde bir bölüm vermiş ki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtuluş'un yaptığı konuşmadan bir bölüm bu. Ve Tahir Büyükakın'ın konuşmasından da şu bölümü başlayacakmış hemen haberin içerisinde fuar alanında Büyükşehir'in şeklinde bir bölümünde vermiş gazetenin hemen birinci sayfasında Sadun Çetin yönetimindeki gazetede. Mavi Kocaeli Gazetesi Cumartesi günü nasıl manşet atmış? İmamoğlu geliyor şeklinde bir manşet atmış. Bizim YK Gazetesi ise farklı bir manşete imza atmıştı Cumartesi günü. Kocaeli Üniversitesi'nde bir ilk 5 meslek yüksek okulu kapanacak. Nedir bunun içeriği? Köseköy, Hereke, Arslanbey, Yahya Kaptan ki İrem başlığıyla gıda ve tarım meslek yüksek okulları kapatılacak. Uygulama 2020-2021'de başlayacak şeklinde bir farklı haber verilmiş Kocaeli Üniversitesi ile ilgili. Tabii ki bununla ilgili şu andaki 2019-2020 öğretim dönemindeki öğrencilerin hakları korunacak ama 2020-2021'deki alınacak öğrenciler bu bölüm şekilde alınacak. Bu meslek yüksek okulları da farklı fakültelere veya yüksek okullara monte edilecek. Bunun da altını çizelim. Böyle bir habere imza atmıştı bizim YK Gazetesi Pazar Cumartesi günkü manşetinde değerli izleyiciler. Evet, devam ediyoruz. Nereye devam ediyoruz? Gelelim artık bugünkü bizi gazetelerin birinci sayfasındaki manşetlerde neler var? Nasıl manşetler kullanılmış? Onunla ilgili kullanılan manşetleri sizlerle paylaşmaya değerli izleyiciler. Evet, geliyoruz. Neye? Bizim YK Gazetesi'ne. Şimdi bizim YK Gazetesi bugün birinci sayfasında biraz evvel Özgür Kocaeli Gazetesi'nin kullandığı manşetle ilgili bir haberi köşesi manşete taşımış. Nedir bu? Halk evi onarım haberi doğru değil. Kim söylüyor bunu? Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy. Gazete böyle bir manşetle çıkmış bugün. Peki Özgür Kocaeli Gazetesi'nin Cumartesi günkü kullandığı işte halk evinin onarımı tamamlandı. Bakanlık artık onarımla ilgili ihaleye çıkmaya hazırlanıyor şeklinde haberine karşılık yapılan bu manşet haberde nasıl bir bölüm veya giriş yapılmış? Vali Hüseyin Aksoy, bazı gazetelerde yer alan halk evi binasının restorasyonu ve onarımı ile ilgili haberlerin gerçeğin yansıtmadığını söyledi. Vali Aksoy, valilik olarak restorasyon ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Gazetelerde yazılan haberlerle ilgili benim bilgim yok. Kültür Bakanlığı'nın ihale açacağı doğru değil dedi şeklinde bir girişle yapılmış haberde değerli izleyiciler. Tabii şey yok, haberde muhabir ismi yok. Tabii ki bizim YK Kocaeli Gazetesi'ni bağlar bu haber. Muhabir ismi olmadığı için gazete böyle bir şekilde Hüseyin Aksoy'dan bilgi alarak bir haber yapmış. Peki Halk Evi'nin fotoğrafı ve Vali Hüseyin Aksoy'un fotoğrafı da var. Haberin hemen yan tarafındaki bölümde. Bu aşamada ihale yok. Halk eğitim taşınacak şeklinde valinin bir haberi var. Halk eğitim taşınacak derken tabii ki 50. yılın ilk öğretim okulunun yerine taşınacağı konusunda herhalde bilgi ulaştırılmış. Ama şu aşamada ihale yok ve onarım konusunda da haberi doğru değil diye farklı bir manşetle karşımızda bizim YK Gazetesi. Peki onun altındaki manşet ne? Macit Haldız ilk kez konuştu üst başlığıyla Real ve Carrefour hisselerimi sattım. Zaten biliniyordu ama ağzından böyle bir haber verilmiş. Haldız inşaat sahibi Macit Haldız 24 Haziran seçimleri öncesi çok tartışılan. Burada bir yanlışlık var gibi geldi ama okuyalım ne yazdılarsa. 24 Haziran seçimleri öncesinde tartışılan imar değişikliği ve real arsası emsal artışı konusunda suskunluğunu bozdu. Gazetemize konuşan Haldız, asılsız iddialarla beni çok yoran ve
üzen reel hisselerimi devrettim. Benim için reel dosyası kapanmış, tartışmalar bitmiştir dedi. Şimdi 24 Haziran İstanbul seçimlerinin ikinci kez yapılan tarih. 31 Mart'ta yapıldı yerel seçimler ki öncesinde İbrahim Karasımoğlu döneminde bu konu çok tartışılmıştı. Hatta Zekeriya Özak bu konunun mutlaka yapılmasını, bu değişikliğin, emsal artışın mutlaka olması konusunda herkese adeta briefing vermişti. Ama konu Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de farklı şekilde değerlendirilmiş ve Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın girişimiyle konu Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar ulaşmış ve konu askıya alınmıştı. Daha sonra da Büyükşehir Belediyesi bu komisyon raporunu geri çekmiş. Komisyonda tekrar görüşülmesi gerektiğinin altı çizilmişti ve komisyonda bir daha hiç gündeme gelmedi Büyükşehir Komisyonu'nda bu konu ve Macit Aldız da hisselerimi sattığını şeklinde diye bir değerlendirme var. Zaten konu Macit Haldız'ın burayı alıp Adalet ve Kalkınma Partisi'nin müteahhit olarak nitelendirilen Haldız İnşaat'ın imtiyaz sağlanmasıydı. Farklı bir şekilde onlara farklı bir para kazandırılması söz konusuydu yapılacak emsal artışla. İşte böylesi bir konuyu da ele almış gazete Macit Haldız'ın ağzından bu açıklamayı da gazetesinin birinci sayfasına taşınmış. Yine bunda da belirtelim. İmza yok ama bu tür haberler Galip Ataman tarafından köşesine de taşınır. İçeride bakalım. Dördüncü sayfada Galip Ataman'la ilgili olan köşede bu haber söz konusu mu? Evet. Galip Ataman bu haberi kendi köşesinde dördüncü sayfaya taşımış. Büyük olasılıkla Galip Ataman'la ilgili bir haberdir bu. Tahir Hoca inisiyatif almaya devam ediyor şeklinde bir köşe yazmış. Neden durdum değerli izleyiciler? Çünkü altında farklı bir habere gözüm takıldı da onun için durdum. Ama Tahir Hoca ile ilgili de yine avukatlığını yapmaya devam ediyor Galip Ataman köşe yazılarında. Devam ediyoruz. Neyle? Sağ tarafta İl İstişare Kurulu'nda Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamanın haberiyle. Kurtulmuş, ahbap çavuş dönemleri sona erdi şeklinde Diren Çelik imzalı bir haberi kullanılmış hemen sağ tarafta. İmamoğlu'nu binler karşıladı şeklinde Pınar Gül Tarhan'ın imzasıyla haber verilmiş. Koray Aydın, eserinizde gurur duyabilirsiniz şeklinde bir açıklaması var İYİ Partisi'nin. Gerçekten bakımda ikinci adam olarak gözüken ve elimize gelen Koray Aydın'ın açıklaması. Müezzin camide kendini astı. Trabzonlularda ayar dönemi, çizgi romanlara ilgi arttı şeklinde bir başka haber daha var. Cip marketin manav reyonuna girdi şeklinde bir başka haber var ki darıcı doluyor bu olay. Herhalde frenler bir kontrolden kaybetti ve marketin meyve reyonuna girmesi gerçekten oldukça ilginç bir haber. Gelini döverek hastanelik etti, bir şiddet haberi. Ve Samsun'da okuyan İzmitli öğrenciye pişmaniye sürprizi şeklinde bir haber de yine etekte konulmuş. Bu haberin içerisinde şunu söyleyelim. Pişmaniye festivali veya şenliği yapıldıktı da Samsun'da okuyan ve İzmit'te olan bir üniversite öğrencisi Fatma Kaplan Hürriyet'e mesaj gönderiyor. Canımız çekti diye Fatma Kaplan Hürriyet'te sana da göndeririz diyerek paket yapıp ve başarı dilekleriyle öğrenciye pişmaniye ulaştırılıyor. Bu da farklı bir haber olarak İzmit Belediyesi'nden servis yapılan bir haber olarak gazetede yer almış değerli izleyiciler. Geliyoruz nereye? Kocaeli Gazetesi'ne. Kocaeli Gazetesi bugün nasıl bir manşetle okuyucusuyla buluşmuş bakalım. Evet, ilginç, biraz evvel belirttiğim camide intihar olayıyla ilgili bir manşet kullanmış bugünkü Kocaeli Gazetesi birinci sayfasında. Nasıl bir başlık bakalım, inceleyelim birazcık. Derince'de şoka eden olay üst başlığı, müezzin camide intihar etti. Fotoğrafı verilmiş. Aslen Trabzonlu olan müezzin Ercan Çakır, Derince'nin Kocaşoğlu köyünde görev yapmış şeklinde bir başka haber kullanılmış. Hemen haberin alt bölümünde farklı bir detay verilmiş. Tabii ki intihar haberleri önemli. 6 yıl önce de İshakçılar'da yakın Koçoğlu köyünde imamlık yaptığı, sonrasında İzmir'e tayini çıktığı, İzmir'de 2 yıl görev yaptıktan sonra 2 ay önce Derince'ye Murat Evler Camii'ne atandığı öğrenildi şeklinde hemen bu bölümün altında ve fotoğrafın altında değerlendirme var.
Evet, önce elimizde görev yapıyor, İzmir'e gidiyor, tekrar geliyor ve görev yaptığı Murat Evler Camii'nde intihar ediyor. İlginç. Caminin fotoğrafı var. Müezzin Ercan Çakır bu camide kendini astı şeklinde caminin dışarıdan fotoğrafı var. İki ay önce İzmir'den Derince Murat Evler Camii'ne atanan Müezzin Ercan Çakır, 35 yaşında, camide iple kendini asarak intihar etti. Daha önce köylerde müezzinlik yaptığı önerilen Çakır'ın şehir hayatına alışamadığı iddia edildi. Maddi sıkıntısı yokmuş şeklinde bir ara başlığı var. Özgün Erbulan yapmış bu haberi. Madem maddi sıkıntısı yok ki dini açıdan intihar, kendi kendine canına son verme bizim dinimiz açısından hiç hoş karşılanmayan, kabul edilmeyen bir durum ki bu da din görevlisi intihar etmesi bu şekilde. Evet, demek ki bir anlık panik mi diyeceğim, bir anlık cinnet mi diyeceğim, bir insanın kendi kendine yaşamına son vermesi çok önemli bir nokta ve tartışılmayacak kadar kötü bir nokta değerli izleyiciler. Evet, geliyoruz ikinci manşete. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı üst başta verilmiş. Meslek listemiz Türkiye'ye örnek olacak şeklinde bir açıklama yapmış. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı yapılacak meslek listesinin Türkiye'de bir ilk olacağını söyledi şeklinde de yine alt başlığı var. Evet, Lastik İş Sendikası'nda işte sosyal testleri vardı. Onun ihalesi ertelenmişti. Bakalım ne olacak? Büyük olsa lastik iş devam edecek diye aldığım bilgiler, duyumlar. Yine bir otele bulunuyor baş iskele sahilinde. Şimdi de bir meslek lisesi açmayı planlıyor. Onun üzerinde bir çalışması söz konusu. Sendikacılık ve lastik iş sendikacılığı hakikaten Türkiye'de, dünyada örnek olabilecek bir noktada. Ve bu konuda çalışma yapan herkesi kutluyorum. Zaman zaman lastik iş sendikası farklı farklı şekilde gündeme geldi elimizde. Gelmeye de devam ediyor. Birileri farklı şekilde yorumlar yapıp farklı farklı belgeler ortaya koyuyor. O belgeler çürütülüyor gibi gibi. Bu şekilde gündeme geleceğine işte bir sendikanın meslek lisesi açması ki ara eleman ihtiyacının artık çok istendiği bir ve önemli bir açık olduğu ülkemizde böylesi bir çalışmanın yapılması nedeniyle de lastik iş sendikasını kutlayalım. Peki hemen onun altında nasıl bir haber var? Alaaddin Sarı gazetemizin soru yağmuruna katılarak önemli mesajlar verdi şeklinde de bu habere farklı bir atıfta bulunmuş fotoğrafla da değerli izleyiciler. Sol tarafa geliyoruz. İneklerini satmak isterken dolandırdılar. Bu yıllardır yaşanan bir nokta. Hala ne yazık ki bu noktaya kanıyoruz. Hala ne yazık ki çiftçilerimiz, inek yetiştiricilerimiz, hayvan yetiştiricilerimiz bu durumda hala dolandırılıyor. Hala da haber yapılıyor. İlginç bir başka nokta. 5 çorbacı tutuklandı. Sürünizi sakın ihmal etmeyin şeklinde yine kadın fotoğrafıyla verilmiş bir sağlık haberi. Nazlı Gül'den Hürriyet'e Efe desteği, Demokrat Parti İl Başkanı. Trabzonlarda Fuat Ayar dönemi, hayırlı olsun. Trabzonlarda Sami Durmuş olduğu görevi bıraktı. Fuat Ayar göreve geldi. Büyükşehir Kocaeli Üniversitesi'nden yardım istediği şeklinde bir başka haber konulmuş. Türkiye Varlık Fonu İzmitli o iş adamını da bakalım kurtaracak mı şeklinde Tanzer Ünal'ın köşesi anonslanmış. Bu arada Demokratik Sol Parti'de de Halim Dedeoğlu tekrar il başkanı seçildi. Genel başkan da geldi. Dünkü yapılan kongreye değerli izleyiciler onu da buradan belirtmiş olalım. Belki ilerleyen gazetelerde yine karşımıza çıkabilir böyle bir haber. Sizlerle de paylaşırız ama haber çıkmadan evvel de Halim Dedeoğlu'nu bir kez daha kutluyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz. Demokratik Sol Parti'de böyle bir il başkanlığı süreci de seçim süreci de noktalandı. Onu da altını çizelim. Özgür Kocaeli Gazetesi bugün ilk bölümümüzün 3. ve son gazetesi. Kirez Deresi üzerine çifte köprü. Deniz kenarı hemen bakalım nasıl bir alt başlığı var haberin. Deniz Karayolu İzmit geçişinde Yahya Kaptan ve Kandıra yönüne bağlantıyı sağlayan yol bir süredir kapalı. Karayolları bu bölgede yer alan Kirez Deresi üzerindeki köprüyü yeniliyor. Bölgede oluşturulan iki köprünün ve kavşağın Kasım ayında açılması planlanıyor. Tabliyeler konuldu. Ulaşım rahatlayacak şekilde Cemalettin Öztürk'ün bir haberi var. Bağlantı yapılıyor. Kasım ayında açılacak deniyor. İnşallah açılır. Yani biz hiçbir şekilde bu kentte
gerek Büyükşehir Belediyesi'nin gerekse hükümetin yani karayollarının söz verdiği tarihte bir işi bitirdiğini görmedik. Bakalım bitecek mi? Ki yıl sonunda otogar kavşağı da bitirilecek şeklinde bir söz verilmişti. İl İstişare İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Kocaeli Valiliği'nin başkanında yapılan toplantıda. Geliyoruz sağ tarafa. Trabzonlulardan Fuat Ayar dönemi şeklinde Trabzonlular Derneği'nin devir teslimiyle ilgili bir kongre haberinin devir teslim fotoğrafıyla verilmiş. 100 yıllık çorba şeklinde şifalı çorba diye bir haber verilmiş yine. Müezzin görev yaptığı camide kendini astı şeklinde bir haber daha var değerli izleyiciler. Ve haber bu şekilde verilmiş Ercan Çakar'ın fotoğrafıyla. 112 acilin kadın şoförleri şeklinde Süreyya Çataktekin yaptığı röportaj şeklindeki haber hemen ikinci manşette verilmiş. Hayat kurtaran kadınlar işin cinsiyeti yok şeklinde de iki tane ara başlığı türünde haber desteklenmiş. Ambulansın önünde kadınların fotoğraflarıyla haber verilmiş. Ambulans şoförlüğü zordur. Hele kadının ambulans şoförlüğü yapması daha zordur. Ama böylesi bir hayat kurtaran ve hayat kurtarmak için saniyelerle mücadele eden bir bölümde kadının görev yapması alkışlanacak bir noktada diyelim değerli izleyiciler. Hemen ikinci manşetin altındaki bölüme bakalım. İmamoğlu hürriyeti kutlamaya geldi şeklindeki üst başlıkla hizmet için güzel işler yapacağız diye İmamoğlu'nun yaptığı konuşmadan bir başlık çıkartılmış. Yan yana da makamda bir fotoğrafla birlikte. Yuvacık Barajı'nda doluluk %33'e düştü diye bir başka haber verilmiş hemen onun altında. Kayınpeder dayağı gelini hastanelik etti şeklinde bir asayiş haberi. Konuşmada alkışlandı fotoğraf altıyla. Makbetli açılış ki şehir tiyatrolarının yaptığı açılıştı bu ve Büyükşehir Belediye Başkanı ve oyuncuları alkışlaması konuşmaması bu şekilde verilmiş haberde hemen resim altında. Adem Turgut Koç'a ne demiş? Ayakta alkışlanacak bir oyun izledik şeklinde oyundan bir bölüm köşe başlığıyla köşe yazısı yazmış. Evet bugünün ilk bölümünü burada bu 3 gazeteyle noktaladık değerli izleyiciler. Ve 3 gazetedeki noktalamamız sonrasında tabii ki doğal olarak reklamlarımıza gideceğiz. Reklamlarımıza giderken de yine bir önce klip, arkasından reklamlar, klipte Sezen Aksu, arkasından reklamlar ve reklamlarımızın dönüşünde diğer gazeteler köşe yazarlarıyla karşınızdayız. İnsafsız ki küçük bir durumdan yakalar, hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücünle karşı koysan da seni acımasız sevdaya salar. Senden benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız benim gibi biliyorsun.
biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. Ellerin, kolların bağlansa da başında kasırgalar toksa da sen tüm gücünle karşı koysan da seni acımasız sevdiler. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Türkiye'de fark yaratan lezzet, şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli Yetkili Bayimize bekliyoruz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park 2 sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy kumpircisi. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpentineklik BVC plastik doğramadan sağlanır. Plise perde, plise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama. Ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpentineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres: Yenişehir Mahallesi, Sultan Baba Sokak, No 33, İzmit, Kocaeli. Serpentineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun.
Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Evet değerli izleyiciler, reklamlarımız ve klibimiz sonrasında tekrar karşınızdayız. İlk bölümde 3 gazete ile karşınızdaydık. 3 gazeteyi noktaladık ve geldik ikinci bölümde nasıl bir gazete dizaynımız var. Demokrat Kocaeli Gazetesi ile başlayacağız ikinci bölümde. Müezzin camide intihar etti şeklinde bir manşet konulmuş Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde bugün. Tabii ki Mevlüt Soysal yönetimindeki gazetede kullanılan diğer haberler de var ama bakalım manşetin altındaki ara başlık nasıl bir bölümde. Derince Murat Evler Camii'nde müezzin olarak çalışan Ercan Çakır kendini camide asarak yaşamına son verdi şeklinde bir bölüm kullanılmış. Cemaat buldu, İzmir'de defnedilecek şeklinde bir iki tane ara başlığı var haberin. Tabii ki müezzinin fotoğrafıyla. Evet. Ercan Çakır fotoğrafı da var haberde. Peki ikinci manşet nasıl? Evet, Makbet büyüledi şeklinde şehir tiyatrolarının bu yılki oyununun ilk gösterimiyle ilgili haber verilmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezona Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen muhteşem bir gala gecesiyle başladı şeklinde. Hemen alt başlığı var haberin. İlk oyun Makbet. Büyük Akın'da izledi şeklinde iki tane de ara başlığı kullanılmış haberde değerli izleyiciler. Sağ tarafa bakıyoruz. İmamoğlu'ndan İzmit'e destek. İşte pazar günü kullanamadıkları haberleri bu kez küçük ve farklı şekilde kullanıyor. Pazar günü sayılarında diğer gazeteler, Kocaeli Gazetesi pazar günü sayısında bunu manşet olarak kullanmıştı bu haberi. Ve bütün gazetelerde haber atlatmıştı. Bunun altını çizelim. İmamoğlu'ndan İzmit'e destek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti şeklinde bir alt başlığı var. Hediye forma birlikte çalışacağız şeklinde Arif Bulut'un imzasıyla haber verilmiş değerli izleyiciler. Sebile'den güzel haberler var. Geçtiğimiz hafta ameliyat olan Sebile Adıyaman kendisine destek veren herkese teşekkür etti şeklinde bir haber kullanılmış. Selam gönderdi. Hastaneden fotoğrafı var. Tabii ki bu Hüseyin Erol'un başlattığı ve kentte yaşayanların birçok kesimin destek vererek bu kampanyayı gerçekleştirdikleri, hatta sanatçı Haluk Levent'in önemli maddi konuda destek sağladığı bir şekilde yapılan ameliyat sonrasındaki haberi taşımışlar. Ve durumunun iyi olduğunu şeklinde de yine kamuoyunun verdiği destek sonrasında oluşan durumu okuyucusuyla paylaşmışlar gazete. Önemli bir habere imza atmış. Ama haberde muhabir ismi yok. Muhabir ismi olsaydı bu haber bugün günün muhabirliğine rahatlıkla elde ederdi. Ama isim yok. Tabii ki bu konuda isimleri konusunda belki de sosyal paylaşım sitesinden aldılar haberi. Ve onun için isim kullanmamış olabilirler. Ama Demokrat Kocaeli Gazetesi'nin Mevcut Sayısal Yönetimi'nde önemli bir bilgilendirmeye eşlik ettiğini, önemli bir bilgilendirme yaptığında altını çizelim bu haberle. Tuna yine aday şeklinde bir başka haber var. AK Parti Körfez ilçede kongre hazırlıkları sürüyor ve kongre hazırlıkları ile ilgili Tuna yine aday şeklinde bir haber verilmiş. Dedeoğlu yine başkan. Şu ana kadar 3 gazetede görmemiştik. Ben size bunun anonsunu yapmıştım ama bugün 4. gazetemizde Demokratik Sol Parti il başkanlığına Dedeoğlu'nun yine başkan olduğunu belirten bir haber kullanılmış gazetede. DSP'de dün yapılan il kongresinde mevcut başkan Halim Dedeoğlu yeniden başkan seçilerek güven tadili şeklinde bir alt başlığı var. Aksaray'da katıldı şeklinde bir de bölüm açılmış ki genel başkan. Kurtulmuş Abiş'le buluştu şeklinde bir başka haber. Evet, Numan Kurtulmuş, Nihat Abiş, İbrahim Karaosmanoğlu, Nihat Ergün. Bunlar 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda önemli isimlerdi. İlimiz açısından ve ülke açısından ve Kurtulmuş o dönem belki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde yer almıyordu. Oradan Fazilet Partisi'nden veya Refah Partisi'nden kopan başka bir kanat olarak bir başka partinin genel başkanıydı. Ama o
Şu anda Saadet Partisi olarak devam eden ama o Milli Görüş Harekatı'nın önemli taşlarıydı bunlar. Ve o taşlar her ne olursa olsun, nerede olursa olsun, eğer zamanları varsa mutlaka bir araya geliyorlar. İşte onun örneği de bu haberde gösteriyor ki Kurtulmuş Nihat Abiş'le bir araya geldi şeklinde bir haber verilmiş. Devlete borcum var şeklinde bir başlık var. Ve bu haberde Kocaeli Barosu Başkanı Avukat Bahar Gültekin Candemir gazetemize verdiği röportajında çok özel açıklamalarda bulundu diye bir bölümü de var hemen manşetin altında. Beni devlet okuttu şeklinde bir haber kullanılmış. Kadın kadına röportaj diye verilmiş haber. Evet, devlete borcum var. Devlet okutmuş. Devlete borcu olan bir baro başkanı hata yapmaz. Bir devletle ilişkisi çok üst düzeyde olan, babası Kıbrıs gazisi olan bir baro başkanı hata yapmaz. Devletini korur. Herhalde bu mesaj birilerine çok net kulağına gitsin. Trabzonlularda ayar dönemi şeklinde hemen altında başka bir haber bulunuyor. Galip Bulut yapmış haberi. Büyük Akın'ın müjdesi ve İzmit'in yeni fotoğrafı başlığıyla Mevcut Soysal bir köşe yazmış değerli izleyiciler. O da birinci sayfadan anons edilmiş Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde. Geliyoruz Mavi Kocaeli Gazetesi'ne. Mavi Kocaeli Gazetesi bugün nasıl bir birinci sayfayla okuyucusuyla buluşmuş? Hemen logonun yan tarafında daha evvel burada reklam vardı. Reklam herhalde süresiz olduğu için kaldırılmış bugünkü sayısında. Kocaelispor İzmir'de kayıp 1-0 şeklinde bir spor haberiyle hemen logonun yanında yer verilmiş. Ve logonun altındaki 3 bölüme bakalım. Trabzonlar'da yeni başkan Fuat Ayar, Ertekin kitabını imzaladı. Çaldıranlardan Muhteşem Gece diye bir başka haber kullanılmış ki Van Çaldıran Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nin gecesinin anonsu yapılmış. Sebile Adıyaman'dan iyi haber var şeklinde gazetede Mavi Kocaeli Gazetesi bu haberi kullanmış değerli izleyiciler. Hemen sağ tarafta onları da kutlayalım. Bilgilendirme ile ilgili önemli bir haber. Müezzin camide intihar etti. Manşet bu. Dönünce de Müezzin Ercan Çakır görev yaptığı camide kendini iple asarak yaşamına son verdi şeklinde hemen manşetin altında alt başlık var. Ara başlıklarda neler var? Öğle namazını kıldırdı. Kendini minareye astı. Bir yıl önce İzmir'den geldi şeklinde bir gene ara başlık kullanılmış. 2 yıl mı? Bu haberde biraz bir çelişki söz konusu. Gelinini döverek hastanelik ettiği şeklinde 2 tane de fotoğraf kullanılmış. Hemen bir şiddet haberi. Yine kadına yönelik bir şiddet haberi. Değerli izleyiciler, ben şunu anlayamıyorum. Bunu zaman zaman arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Savunmasız birine bir kişi nasıl el kaldırır döver? Bu çocuk da doğrudur. Özellikle erkeklerin kadına yönelik şiddetleri de. Nasıl yaparsınız bunu? Hangi vicdanla, hangi akılla, hangi akıl tutulmasıyla bunu yaparsınız? Bir kendinize sorun. Sizden daha güçlü, daha iri bir spor yapan, boks yapan veya tekvando yapan veya şiddet konusunda ders alan bir kişi tarafından size saldırıda bulunursa siz ne yaparsınız? Siz de savunmasızsınız çünkü o konuda. Ama bir kadına, bir çocuğa el kaldırmak, vurmak, şiddet uygulamak hangi vicdanla, hangi insanlıkla, hangi dini açıdan, nereden bakarsanız bakın, nasıl buna yanıt verebiliyorsunuz? Evet, devam ediyoruz. Şehir tiyatroları perdelerini Macbeth ile açtı. Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları 2019-2020 sezonunun perdelerini belleklerde derin izler bırakan Macbeth isimli yeni oyunuyla açtı şeklinde hemen ikinci maçta haber kullanılmış. Hemen onun alt tarafında Kuşkan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı. Evet, Yalçın Kuşkan annesini kaybetti. Kuşkan ailesine buradan da bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Sol tarafta ineklerini satmak isterken dolandırdılar. Tek başına yaşıyor ve destek bekliyor şeklinde bir haber kullanılmış. Sağ tarafa bakıyoruz. Balık tezgahları renklendi ama fiyatlar aynı. Çöp cip marketin manavra yanına girdi. Saftı. Şaftı fırladı, yol savaş alanına döndü. Şaft denilen aracın kullanılmasında veya işte aracın yürümesinde kullanılan bir mekanizma.
Zaman zaman işte rot da deniyor belki. Rotun çıkması, şaftın çıkması, tekerlekleri, dingilleri bağlayan bir bölüm araçlarda. Onların çıkması ile ilgili bir yoldan çıkması ile ilgili bir durum ortaya çıkmış değerli izleyiciler. Geliyoruz Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne. Bakalım Çağdaş Kocaeli Gazetesi bugün nasıl bir birinci sayfa yapmış? Hep birlikte bakalım. Arkadaşlarımız da ekrana getirdi. Görev yaptığı camide kendini astı. Yine bir intiharla ilgili haber de yine burada manşet olarak kullanılmış. Dilince İbn Sina Mahallesi'nde müezzin Ercan Çakır görev yaptığı camide kendini iple asarak yaşamına son verdi şeklinde bir alt başlığı var. Önce cemaatle sohbet etti. Minarenin olduğu alanda astı şeklinde de iki tane ara başlık kullanılmış. İmza yok haberde. Çelik bilişim akçesi geleceği belirleyecek şeklinde Ayşe Aydın imzalı bir haber kullanılmış. İlginç bir haber. Hemen alt tarafta Trabzon'un yeni başkanı Fuat Ayar yine Ayşe Aydın imzalı. DSP'nin kongresine Önder Aksakal katıldı. Ayşe Aydın imzası var. İneklerini satmak isterken dolandırdılar şeklinde yine haber burada da kullanılmış. Kerim Çelik imzalı ikinci manşette İzmit Belediyesi ile güzel işler yapacağız. Kim söylemiş bunu? Ekrem İmamoğlu İzmit Belediyesi'ni yaptığı ziyarette. Şehir tiyatrolarında yeni sezon Macbeth ile açılış şeklinde haber hemen alt tarafta kullanılmış. Yine kadına şiddet üst başlığıyla gelini döverek hastanelik etti. Gözaltına alınan 5 torbacı tutuklandı. Terminalde %69 tasarruf sağlandı şeklinde bir büyükşehir haberi de kullanılmış. Vali Aksoy ve Kadın Sağlığı Projesi Yalçın Kuşkan'ın anlayıcısı Sadun Çetin'in köşe yazılarının başlıkları. Yerli telefonlara talep artıyor şeklinde Özkan Yılmaz'ın yazdığı köşede anons yapılmış. 100 yıllık çorba Komek'te şeklinde de yine bir Komek haberi verilmiş değerli izleyiciler gazetenin birinci sayfasında. Şimdi bizim çektiğimiz yaptığımız haberi ekranlarınıza getireceğiz. Ne haberi? İzmit Belediyesi'nin önüne gidiyoruz. Ekrem İmamoğlu ile Fatma Kaplan Hürriyet'in buluşmasından haber ekranda. Kıymetli başkanımı, Fatma Hanım'ı ben yürekten kutluyorum. Bu güzel kente bir kadın belediye başkanı yakıştı. Hem de Fatma başkanım yakıştı. Yolu açık olsun. Çünkü hem bir kadın olarak hem de bu güzel şehirde yıllar sonra tekrar güzel bir yönetime kavuşmasından duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaşmayı çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Ne mutlu sizlerle buluştuğuma. İyi ki varsınız. Sevgili Özgür mutlu aydınlık günler için diyelim. Başlayalım. Bir de buraya çekenler çekemeyenlere ver. Evet. Onları hiç kimse ağırlamaktan onur duyduk, şeref duyduk. Hoş geldiler, iyi ki geldiler, iyi ki bizimleler. Tabii ki iki tane kıymetli belediye başkanımın yanımda olması bana ayrıca bir güç verdi. Bir büyükşehir desteği görmek gerçekten bizim için çok kıymetli. Başkanımız söz vermişti İzmit'e mutlaka en kısa sürede geleceğim diye. Sağ olsun sözünü unutmadı, tuttu ve bugün burada bizlerle birlikte. Yıllar sonra Kocaeli'de, İzmit'te belediye başkanlığını kazanmış olması bizim için çok özel bir durum. Sefa Sirmen başkanımız da burada. Ve bu özel durumda bizim herhalde kapı komşumuz öyle söyleyeyim. İzmit Belediye'mizle çok sıkı dayanışma içinde olmamız gerektiğini şimdi az önce de söyledim. Evet değerli izleyiciler izledik hep birlikte. Gerçekten farklı bir kalabalık söz konusuydu. Şimdi gazetelerin spor sayfalarına bakalım. Onlar neler yazmış? Spor sayfalarında neler var? Umduğumuzu bulamadık demiş Çağdaş Kocaeli Gazetesi şampiyon bölümünde. Evet, Gökhan Beşiktaş imzalı bir haber ki İzmir'e gitmişti, müsabakayı izledi. Oradan haberi paylaşmış. Gazete maçın yıldız tablosu var, sarı kartlar var. 3. lig 2. gruptaki puan durumu var ki 16 puanla 3. sıradayız. Esenler Erok 21 puanla 9 maçta lider. 20 puanla Turgut Spor 2. sırada. Bizim 16 puanımız var, 5 puanlık bir fark var. 2. ile 4 puanlık bir fark var. Hemen onun altını çizelim. Kaptan cezasını tamamlandı şeklinde. Burak Süleyman'ın cezası bitti. Haftaya rakip Erbaa.
Bayraba maçında oynayacak Burak Süleyman. Karşıyaka'ya izin vermediği nakden yayın yapılmadı. Burada TV'nin yaptığı açıklama değerli izleyiciler. Tabii ki o izne bağlıdır o yayın işi. Geliyoruz Mavi Kocaeli Gazetesi'nin spor sayfasına. Körfez İzmir'de kayıp 1-0. Maçtan notlar, yıldız tablosu, maçtan fotoğraf. Darıca deplasmanda kazandı 1-0 şeklinde. Derince Spor'da çöküş devam ediyor. 0-1 ve Altındağ Belediyespor Darıca Gençler Birliği karşısındaki 1-0'lık elde edilen galibiyetin değerlendirmesi yapılmış. Ama Derince'nin maçını vermemesi yine bir eksik diye değerlendirelim. Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne gelelim. Körfez puansız döndü. 1-0'lık şeklinde verilmiş haber. Darıca Sarı'ya bağladı edilen galibiyet. Derince Fethiye'yi geçemedi şeklinde bir başka haber. Gölcük 90'da güldü diye bir haber verilmiş. Yani 4 temsilcimizin 3. ligdeki maçları verilmiş gazetenin spor sayfasında. Özgür Kocaeli Gazetesi'ne gidiyoruz. Özgür Kocaeli Gazetesi'nin son sayfasında Kocaeli Spor var. Ama içeri doğru döndüğümüzde diğer son maçların da haberlerin olduğunu söyleyelim. Gölcük, Derince ve Darıca'nın haberleri söz konusu gazetenin iç sayfasında. Peki son sayfadaki yani manşet ne kullanılmış? Kocaeli Spor İzmir'de kayıp 1-0. Yakup ve Semih sınıra geldi şeklinde hemen kulakta sarı kartla ilgili bir haber var. Emre Kurtbay imzalı bu Kocaspor haberi. Protokol tribünden maçtan fotoğraf, puan durumu, maç sonuçları, gelecek haftanın maçları, taraftardan tepki şeklinde ve taraftarın fotoğrafıyla haber verilmiş. 1-0'lık yenilgi sonrasında teknik heyeti istifaya davet etti taraftar. Onun altını bir kez daha çizelim. Şu ana kadar da herhangi bir gelişme yok bu konuda. Gelişme olursa programımız içerisinde sizlerle paylaşacağımızı da altını çizelim ki biraz evvel baktım. Resmi açıklamaya bakıyoruz tabii ki bu. Biz daha yapılacak diğer konuya açıklamada bulunmuyoruz. Dedikodularla veya sosyal paylaşım sitesindeki yapılan değerlendirmeleri sizlerle paylaşmıyoruz. Onun altını çizelim ki orada istifa ettiği şeklinde de değerlendirme var. Bizim yakın bir spor sayfası kullanmamış. Kocaeli Gazetesi'nin taraftarındakinde ne var? Belediye Derince 0, Fethiye Spor 1, Altındağ Belediye 0, Darıca Gençler Birliği 1, Gölcük Spor 1, Nevşehir Belediye Spor 0 şeklinde hemen logonun üstündeki diğer 3 maçın anonsu yapılmış. Yazıklar olsun diye taraftarın fotoğrafıyla Engin Hoca istifa şeklinde taraftarın bağırmasını da belirten bir fotoğrafla açılarak kullanılmış fotoğraf ve 1-0'lık skor yansıtılmış. Engin teknik koridorun fotoğrafı var, teknik direktör ve maçın yıldız tablosu, puan durumu, top sonuçları, bu hafta oynayacak maçlar da yine gazetenin hemen ilk sayfasında verilmiş. Biraz evvel belirttiğim gibi üst sayfada sonuçlar var. İçeride de bu maçların değerlendirmesinin olduğunu, geniş bir değerlendirmesinin olduğunu da sizlerle paylaşalım değerli izleyiciler. Şimdi geldik günün manşetine, günün sayfasına ve günün muhabirine. Şimdi günün manşeti bizim yakadan geldi. Halk Evi onarım haberi doğru değil. Validen yapılan açıklama. Cumartesi günkü Özgür Kocaeli Gazetesi'nde çıkan habere valinin ağzından yapılan bir açıklama ile verilmiş ve bizim yaka gazetesinin manşeti, günün manşeti bizce. Evet, bizim yaka bugün günün manşetine bizden yer buldu. Peki günün sayfasını kim yapmış? Günün sayfası değerli izleyiciler, Demokrat Kocaeli Gazetesi'nin. Bakıyorsunuz sayfaya günün gündemini, her türlü konuyu da çok iyi şekilde yerleştirmişler. Ve yapılan sayfada da her haberi görebiliyorsunuz. Güzel bir dizaynla yapıldığı için Demokrat Kocaeli Gazetesi günün sayfası. Peki muhabir kim? Şimdi bakacağız muhabire. Evet, Demokrat Kocaeli. Günün sayfası da ondan geldi. Bugün muhabir olarak baktığımızda değerli izleyiciler, bir Milliyetim haberi olarak bugün ilgimizi çeken bir haberdi. Milliyetim müdürünün açıklaması, Fehmi Rasim Çelik'in açıklamasıyla, fotoğrafıyla verilen Ayşe Aydın imzalı bilişim akçesi geleceği belirleyecek şeklinde bir haber kullanılmış ve Ayşe Aydın da bu haberiyle bizden günün muhabiri ödülünü kazandı. Ayşe Aydın. Değişik bir haber. Diğer bazı haberlerde okurken de belirttiğim gibi muhabir ismi yoktu. Yani onlarda muhabir ismi olsaydı onlar da bu konuda yarışabilirlerdi. Ama muhabir ismi olmayınca gazetenin kendi haberini biz muhabir
bölümüne kullanamıyoruz tabii ki doğal olarak. Ama Ayşe Aydın bugün farklı bir haberle imza atmış Çağdaş Kocaeli gazetesinde. Onu da biz günün muhabiri olarak seçtik. Devam ediyoruz neyle? İlçe gazetelerine. Gebze'ye gidiyoruz değerli izleyiciler. Gebze kulis haberle ilçe gazetelerine başlıyoruz. Başlama vuruşu büyük gözden şeklinde bir spor haberinin fotoğrafıyla haber verilmiş. Mat gruptan vizyon dükkanları satışa çıktı şeklinde bir inşaat haberiyle veya bir müteahhit haberi verilmiş hemen köşede. CHP'yi Darıca'da iktidar yapmak için adayım şeklinde bir haber, bir siyaset haberi hemen altına okuyalım manşet olarak kullanılmış. CHP'de üye listeleri askıda. Kongre süreci resmen başladı. Darıca'da ilçe başkanlığına aday olan Ozan İlyasoğlu hedeflerini ve adaylık sürecini kulis habere anlattığı şeklinde fotoğrafıyla haber verilmiş ve Darıca'da iktidar yani yerel seçimi kazanmak için adayım şeklinde bir bölüm, bir röportajdan başlık çıkartılmış. Bu şunu gösteriyor, ben ilçe başkanlığına adayım, yapılacak yerel seçimde de belediye başkanlığına adayım mesajıdır bu. Benim anladığım kadarıyla bakacağız, göreceğiz. Buradan şimdiden ben bunu yapmak için adayım demek farklı. Ben adayım, ben belediye başkanlığını kazanırım demek çok daha farklı. Bakalım neyi göreceğiz önümüzdeki süreçte. Büyük Akın Gebze bölgesi için müjdeleri sıraladığı şeklinde bir haber var ki Millet Bahçesi konusu. Kulis Spor'dan bir anons yapılmış. Gebzeli firma iflasın eşiğinde iflas erteleme kararı verildi şeklinde bir haber. Sağ tarafa gidiyoruz. Olmayan hastalığın şifasını arıyorlar. Modern şehir mobilyaları ile Kocaeli daha güzel şeklinde İzmit'te hemen ortaokulun önündeki yapılan bir yenileme oturma grupları ile ilgili bir haber. Tarihçi Kankal Osmanlı dönemindeki Gebzeli memurları yazdı şeklinde bir haber var. CHP üyelerinin kritik sınavı şeklinde Caner Pese'nin köşesinde anonsu yapılmış gazetenin birinci sayfasından değerli izleyiciler. Devam ediyoruz neyle? Derince ile. Derince Ekspres'te nasıl bir birinci sayfa dizayn edilmiş bugün? Derince'ye yeni araç filosu şeklinde Derince Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı haberler, satın aldığı araçlar manşet olarak haber yapılmış bugün gazetenin birinci sayfasında. Başkan Zeki Ergün orduluların konuğu olduğu şeklinde bir başka Derince Ekspres'teki haber. Hemen alt tarafa doğru güvenli bölgeye Derince'den kardeşlik eli çeker. Milletimize ve devletimize karşı da sorumluluğumuz var şeklinde bir haber kullanılmış. Başkan Söğüt Kent Konseyi Birleştirici Güç şeklinde demeci kullanılmış haber olarak. Körfez Ticaret Odası Meclis Üyeleri Ankara'da diye bir haber var. Hürriyet'e Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti şeklinde küçük bir bölümde kullanılmış gazetenin birinci sayfasında. Geliyoruz Gölcük postasına. Gölcük'te nasıl bir birinci sayfa dizayn edilmiş? Muhtarlar yerelde vatandaşın sesidir şeklinde bir açıklamayla manşete çıkartılmış. Nasıl bir alt başlığı var haberin hemen bakalım. 19 Ekim Muhtarlar Günü önceki gün Anıt Park'ta protokol ve muhtarların katılımı ile gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törende konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, "Muhtarlarımız yerelde vatandaşın sesi olmaktadır." dedi şeklinde bir bölüm kullanılmış. Muhtarlarımız demokrasinin kendisidir. Devletin en yakından hissedildiği makamdır. Erdem Şengül imzalı haber ve ağzından çıkan bölüm manşete çekilerek haber kullanılmış. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün kutlamasıyla ilgili yapılan bir haber ve etkinlik. Gölcük'te Millet Bahçesi sözü aldık şeklinde bir başka haber ki Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın cumartesi günkü yaptığı toplantıdan, yaptığı konuşmadan bir bölüm alınmış. Dijital kütüphane hizmete açıldı. Küçük esnafımız evimizin bir ferdidir şeklinde bir bölüm. Tüketicilerin dikkatli olmalarında fayda var şeklinde bir başka bölümde kullanılmış gazetenin birinci sayfasında. Deniz Yıldızı'na görkemli açılış. İlimizde asırlık lezzetler Komek mutfağında diye bir haber. Büyükşehir haberi. Asayişe baktığımızda gözaltına alınan 5 torbacı tutuklandı. Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı. İnternetten inekleri satarken dolandırdılar. Gelini darp etti. Evden uzaklaştırdı. Peki Armağan Teke köşesinde ne yazmış? Geçen haftanın ardından şeklinde bir başlıkla köşe yazmış Armağan Teke bugün Gölcük postasında. Peki geldik buradan nereye değerli izleyiciler? Son bölümümüz, son gazetemiz bugün. Bugünün son gazetesi Körfez Manşet'e geldik. Körfez Manşet bugün nasıl bir birinci sayfa yapmış?
Hemen bakalım. Logo üstüne bakıyoruz hemen. Müezzin cami de intihar etti. Kocaelispor İzmir'den kayıp 1-0. Kocaelispor İzmir'de kayıp 1-0 şeklinde kullanılmış. Manşet: Başkan İmamoğlu'ndan İzmit'te deprem mesajı. Her tecrübemizi bu şehirle paylaşacağız şeklinde bir manşet kullanılmış. Hem makamdan hem de dışarıdan fotoğraf verilmiş haberde. Sol tarafa geliyoruz. Firari şahıs Körfez'de yemek yerken yakalandı. İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar şeklinde bir haber kullanılmış. Geliyoruz. Vedat Taştekin köşesinde hangi başlığı kullanmış? Bu bütçe ile kalkınamayız şeklinde ekonomiye yönelik, bütçeye yönelik bir köşe yazmış. Vedat Taştekin de bugünkü gazetede ki bölümünde değerli izleyiciler. Evet, gazeteleri bitirdik. Günün manşetini, günün sayfasını, günün muhabirini de seçtik. Şimdi geldik köşe bölümümüze. Bugünün köşe yazarlarıyla ilgili bölümümüze neyle başlıyoruz? Benim yazdığım köşeyle başlıyoruz değerli izleyiciler. Evet, bugün İzmit'te iki toplantı adı altında bir köşe yazdım. Ve o köşeyi sizlerle paylaşıyoruz. İzmit'te iki toplantı. Ekim ayının ortasını geride bıraktık. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılını kutlayacağımız 29 Ekim'e yaklaşmanın heyecanını yaşarken İzmit'te farklı bir hafta sonu yaşadık. Yazdan kalma güneşli bir havanın sıcaklığı cumartesi günü iki farklı toplantı ile daha çok arttı. AKP'nin İl İstişare Kurulu toplantısı Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Büyük Akın, Darıca-Gebze metro projesinin devir işleminin tamamlandığını, millet bahçelerinin yapılacağını, Dilovası Kömürcüler Osabe'nin kaldırılacağını, tramvay projesinin şehir hastanesine kadar uzayacağını, yani bildiğimiz konuları tekrar açıklarken günün en önemli müjdesi ise Çevre Bakanlığı'nın fuar alanı başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nden Vinsan tesislerine kadar hazine mülkiyetindeki 250 dönüm olan alanın devrinin bedensiz olarak tahsis edildiğini belirterek verdi. İkinci toplantı günün geceyle buluşmasından önce İzmit Belediyesi önünde gerçekleşti. İstanbul'da 31 Mart ve 24 Haziran'da yapılan iki seçimi de kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı. Belsa'nın önü, Sabri Yalın Parkı, Abdurrahman Yüksel Caddesi, 7'den 70'e kadın ve erkeklerin oluşturduğu İzmitliler tarafından dolduruldu. Başkan Hürriyet, Almanya'dan ayağın tozuyla geldiği İzmit'te böylesi önemli bir konuğu Ekrem abiyi ağırlamanın önemine vurgu yaparken Başkan İmamoğlu, İzmit'e bir kadın başkanın Fatma Bacı'nın yakıştığının altını çizip birlikte çok güzel işlere imza atacağız mesajı verdi. Başkan İmamoğlu Kocaelispor atkısı ve ismi yazılı 41 numaralı yeşil siyahlı formayı alıp belediyeye çıkarken önemli buluşmadan ayrılanları izlediğimde sadece CHP'lilerin değil her partiden kişilerin olduğunu gözledim. Bazı katılanlarla yaptığım sohbette Başkan Ekrem İmamoğlu'nun ülkemiz için çok önemli bir kazanç olduğunu vurguladıklarını ve iyi bir lider olduğu yönünde görüş bildirdiler. İzmit ve İstanbul belediyelerinin başkanları halka hizmet için birlikte rahatlıkla proje üretebilirler. Bunu gerçekleştirmek için ilk adımı attılar. Yapacakları hangi boyutta olacağını hep birlikte takip edeceğiz. Değerli okurlar, AKP ve CHP'nin cumartesi günü İzmit'te ayrı ayrı yaptığı toplantıda kentimizde yaşayanlar için önemli açıklamalar yapıldı. Beklentim bu açıklamaların yerine getirilmesi şeklinde bir köşe yazdım değerli izleyiciler. Devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Diğer gazetelerin köşe yazarlarındaki bölümleriyle. Peki gazetelerde köşe yazarları bugün nasıl bir bölümle veya nasıl bir başlıklarla sizlerle paylaşmış? Fazla detayına girmemeye çalışacağım ama şunun altını çizelim. Tanzer Ünal köşesinde farklı bir konuya boyut açmış. Türkiye Varlık Fonu İzmitli o iş adamını da bakalım kurtaracak bir şekilde bir başlık açmış. Tabii ki bu iş adamının ismini vermemiş köşesinde. Ama kim olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Kocaeli iş dünyasının son günlerde sürekli o iş adamından konuşuyor. Türkiye Varlık Fonu'ndan
kurtulmayı bekleyen o iş adamını diye bir bölümle başlamış. İş adamı dediysem ana işi inşaatçılık. Sonradan bilmediği işlere girdi. Ne var ne yok her işi yapmaya kalktı. Akıbetindeki rançılar elinden tuttu. Kendisini zirveye taşıdı şeklinde bir bölümle ne demek istediğini, kimi söylemek istediğini buradan sizler anlayacaksınız diye değerlendiriyorum. Ve zor duruma düştüğünü, Varlık Fonu'nun İstanbul'da birçok inşaat firmasını kurtardığını, bu zor duruma düşen, çekleri yazılan borcunun 1 milyon arasında olduğu, 100 milyon arasında olduğu değerlendirilen, yine 1 milyarla 400 milyon arasında olduğu bir başka banka tarafından söylenen bir bölümü de açmış köşesinde. Ve artık bankalar bölümünde çekleri yazılan, paralarını ödemeyen bir iş adamı olarak görünüyor ve yok hükmünde olarak gözüküyor. Bu ilginç. Yok hükmünde. Bankalar bu konuda çok net ve tavır ortaya koyarlar. Belli bir bölümde borcunu ödemeyenleri yok hükmüne alırlar. Artık kredi verme, iş yapma, beraber çalışma olanağı ortadan kalkmıştır. Böylesi bir değerlendirmede bulunmuş ve bankaların da bu konuda çok net tavır aldığını da altını çizmiş ki iki bankayla da görüştüğünü belirtiyor. Tanzer Ünal köşesinde bu İzmitli inşaatçı iş atımının ayırdığı köşesinde 1 milyar 100 ile 1 milyar 400 milyon lira arasında borcu var. Bu çok önemli bir rakam ve mal varlığı var, hisselerin devrettiği var gibi gibi birçok konu. Bakalım süreç bizi nereye taşıyacak, nereye götürecek ama çok önemli bir iddiada, çok önemli bir değerlendirmede bulunmuş Tanzer Ünal bugün köşesinde. Melih Soysal ne demiş bugün? Büyük Akın'ın müjdesi ve İzmit'in yeni fotoğrafı şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Tabii ki İzmit'le ilgili ve Büyük Akın'ın yaptığı açıklamayla ilgili bir bölümü köşesine taşımış. Ve köşesinde de yine Büyük Akın, Büyükşehir Bayram ve Terörün istediği şeklinde bir bölüm de var köşesinde yine. Ve Moğollar, MMF ve Kızım şeklinde de Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı etkinlikle ilgili de bir bölüm açmış köşeye değerli izleyiciler. Bugünkü bölümünde Mevlüt Soysal. Peki geliyoruz Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde, Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde Sadun Çetin ne demiş? Vali Aksoy ve Kadın Sağlığı Projesi. Evet, önemli bir noktaya değinmiş. Hülya Aksoy'un yaptığı önemli çalışmaya değinmiş Sadun Çetin ve verilen belgeler töreniyle ilgili bir bölüm açmış. Yalçın Kuşkan'ın anne acısında yine cenazedeki katılanlarla, cenazeye gittiğinde kimlerle görüştüğünü de belirtmiş gazetesinde değerli izleyiciler Sadun Çetin köşe yazısında. Devam ediyoruz köşe yazılarına ve köşe yazılarının bir başka bölümüne geçiyoruz. Bizim Yaka gazetesine geçiyoruz ki yine Galip Ataman Bizim Yaka gazetesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın avukatlığını, savunuculuğunu yapmaya devam etmiş köşesinde. Arzu edenlerin okumasını tavsiye ediyorum. Peki internet bölümüne geçiyoruz. İnternet bölümümüzde ne vardı? Bugün internet bölümünde pazartesi olduğu için arkadaşlarımız internet gazetesindeki genel yayın yönetmenleri güncel köşeler yazmamış. Hafta sonundan kalma köşeler var. Ahmet Akçalan Karaosmanlı sahaya indi demiş. İlker Akşit de yine İbrahim abi şeklinde bir bölüm yazmış ki İbrahim Karaosmanlı'nın yaptığı görüşmelerle ilgili bir köşesini belirtmiş değerli izleyiciler ve köşesinde bununla ilgili yorum yapmış. Geldik bugün programımızın artık sonuna doğru ve son bölümdeyiz. En iyisini sen seç yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Görüşmelerimiz kategorideki kişileri ve firmaları belirleme konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Ve bu konuda yine önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar içerisinde iş insanları, iş kadınları, iş adamları, STK'lar, restoranlar, işte esnaf odaları, sporcular, radyo programcıları gibi bölümlerimiz devam ediyor. Sendikalar, 12 ilçe belediyesini kullanacağız, 5 gazeteciyi kullanacağız. Bunlara oy vermek gününü farklı farklı şekilde sizlere yansıtmaya çalışacağız ama yaptığımız kategori çalışmalarında önerileriniz varsa bizlere ulaştırabileceğinizin bir kez daha altını çizelim ve yaptığımız çalışma ve bu çalışmanın detaylarını da yine hafta içerisinde sizlerle paylaşmayı sürdüreceğimizi belirtelim ve gerek sosyal paylaşım sitesindeki en iyisini sen seç hesaplarından gerekse yine
Kocaeli Gazete 262 internet sistemimizden ve TV 262 televizyonumuzdan sizlerle ayrıntılı çalışmaları vermeye devam edeceğiz. Zaman zaman bu konuda duyurular, klipler hazırlayacağız ve bunlar yine yapacağımız o oylamanın Şubat ayı içerisinde kategorileri belirledikten sonra yapacağımız oylamanın öncesinde sizlere neler vereceğimizi konusunda, neler yapacağımız konusunda altını çizeceğiz. Mart ayında da, yani 2020'nin Mart ayında da, 13 Mart'ta da ödül alanları buluşturacağız. Farklı bir geceye imza atacağız ve bu gece içerisinde de kategorilerinde birinci olanlara plaket ve yine bizlere katkı sağlayan ve bu kente, bu ülkeye önemli başarılara imza atmış insanlara da plaket vererek onurlandırmaya çalışacağımız bir geceyi de sizlerle birlikte paylaşacağımızın şimdiden buradan müjdesini verelim değerli izleyiciler. Ve Manşetler programının bugün sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese iyi günler diliyorum. Yarın saat 9.30'da buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.